Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Umutlarınıza nail eylesin, korktuklarınızdan hırsı muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak alem İslam'a kurtuluş nasip eylesin inşallah. Sorulara birkaç haftadır baktım, yanlış anlaşılmasın. Kısa kısa bunları geçeceğim. Hakkınızı helal edin. Hep bunlar daha önceki sohbetlerde belirttiğimiz şeyler ama yeni gelen kardeşler var herhalde veya meseleyi tekrar teyit ettirmek isteyenler olabilir. O yüzden kısa cevaplardan dolayı şimdiden özür dilerim kardeşlerden. Menfaatsiz yaşanılabilir mi? Menfaatsizlik var mı? Ve menfaat ne için ve nedir? Menfaat bir, benim anladığım menfaat şu, bir şeyi umma. Bir kimse ticaret yapar, bu kitap 5 lira, 5 lira. Aldım, aldım, sattım, sattım. Bu ticarettir. Karşılığında herkes bir şey vermiş, bir şeyi almıştır. Bir metayı vermiş, başka bir meta almıştır. Bu ticarettir. Menfaat ise bunun karşılığını vermeden bunu ummak, bunu almaya çalışmaktır. Benim menfaatten anladığım bu. Böyle bir şey ummak derviş için uygun bir şey değildir. Derviş maddi manada kazandığını yer, manevi manada da Allah'ın lütfettiğini, ikram ettiğini, ihsan ettiğini, Allah'ın takdirine razı olur. Bu noktada durursa o kimse o zaman menfaatsiz yaşamayı bilir. Yani karşıdan bedelsiz bir şey bulmak çok uygun bir şey değil. Allah bizi affetsin. Benim anladığım o oluyor. Efendim ne hikmetse erkekler sıkı sıkı giyiniyor, kadınlar da gül gibi açılıyor. Dervişan bacılarımızın tesettürü nasıl olmalıdır? Kot veya stresle dolaşmaları uygun mudur? Kot ve stresli pantolonla, stres pantolonla sohbete gelip bir de bacak bacak üstüne atıyorlar. Sohbet adabı nasıl olmalıdır? Allah razı olsun. Ya okul burada bir soruyu ayırmak kendime de uygun görmediğinden okudum, bir başkasını eleştirmeyin. Bir başkasını sorgulamayın, bir başkasını ayıplamayın. Bırakın. Bizim toplumumuz İslam adabını, erkanını öğrenip de yaşayan bir topluluk değil. Bizim toplumumuz İslam'ın güldür güldür, İslam'ın adabının, ahlakının, ahkamının güldür güldür yaşandığı bir topluluk değil. Bunu göz önünde getir. Yani o pantolon giyen, streç giyen, daha ileri gideceğim. Mini etek giyen, daha ileri gideceğim. Dekolte giyen bir kadın, kardeşimiz, buraya derse gelmiş. Allah'ın zikre gelmiş. Sohbete gelmiş. Yapmayın Allah rızası için. Allah rızası için yapmayın. Siz, bizim nefsimiz bize yeter. Bizim günahlarımız bize yeter, bizim kusurlarımız bize yeter, bizim hatalarımız bize yeter, bizim yanlışlıklarımız bize yeter, bizim kusurlarımız bize yeter. Bir başkasının eksiğini, yanlışını, kusurunu gören kimse kendi eksiğini, kusurunu göremez. Kendi eksiğini, kusurunu göremeyen bir kimseyi şeytan aldatmıştır. Bırak.
Yani biz istiyoruz ki herkes kalem gibi olsun. Yok. Bunu bu şekilde davranmak, bu şekilde bunu görmek, bu şekilde buna bakmak Allah muhafaza eylesin. Yani bu böyle insan kendi nefsinde şöyle görür. Yani ya böyle olmaması lazım. Ben o yüzden öyle diyorum. Değil kardeşim, sana ne ya? Yani insanlar zamanla öğrenecekler. Sen bir günde mi öğrendin? Sen şanslısındır. Senin annen baban dini çok iyi yaşıyorlardır. Seni de çok iyi bir din öğretmişlerdir. Sen nur hala nur o halde büyüyorsundur ve o noktada devam ediyorsundur. Allah sana bahşetmiş. Eyvallah. Yani bir başkası hiç dinle alakalı olmayan bir aileden gelebilir. Bunları soru olarak sormak dahi edep ve adab işi. Tesettürü sorabilirsin. Dersin ki bayanın tesettürü nasıl olmalı? Dersin ki erkeğin tesettürü nasıl olmalı? Dersin ki kadının evdeki tesettürü nasıl olmalı? Sokaktaki tesettürü nasıl olmalı? Eyvallah. Bu dergahta adab nasıl olmalı? Eyvallah. Şimdi yukarıda bayan kardeşlerin içerisinde pantolon giyip gelmiş birisi var ise veya streç pantolon diye nitelendikleri öyle giymiş birisi var ise o üzerine alınmayacak bundan. Ve bundan gocunmayacak mı? Üzülmeyecek mi? Bundan utanmayacak mı? İnsanları utandırmaya hakkınız yok. Bu küstahlık. Şu soru. Bu adab ve erkanın dışında bir soru. Bu soruyu soran kardeş şimdi şöyle düşünebilir veya bazıları. Ya İslam'ı sordu. Veya İslam'ın hukukunu sordu. Senin yanındaysa o eksiklik bulunan kimse bundan utanır. Tasavvuf ince düşünmektir. Birisinin üzüleceğini, kırılacağını, incineceğini anladığında sus. Sus. O yüzden susmak en büyük fazilet kabul edilmiş. Allah bizi onlardan eylesin. Hiç gerek yok. Etrafınızda bir kardeşinizin eksikliğini, kusurunu yüzüne vuracak şekilde soru sorma. Eksikliğini, kusurunu ona gözüne batıracak şekilde davranışta bulunmak küstahlıktır. Yapmayın. Şu cemaat feryat figan. Eşinden, çocuklarından, işinden, parasından, pulundan fedakarlık edip bir kişi daha Allah desin diye uğraş vermeye çalışıyor. Ben razıyım. Streç pantolonuna gelsin o kardeşlerimiz burada Allah'ı zikretsin. Ben razıyım. Mini etekle gelsinler burada Allah'ı zikretsinler. Dekolteyle gelsinler burada Allah'ı zikretsinler. Allah'ı zikretsinler. Daha geçen haftaki sohbet konusu neydi? Geçen hafta. Dervişleri üçe ayırdım öyle değil mi? Dörde ayırdım. Dedim ki o toplulukta bulunanlar hadis-i şerif. Allah asla cehennem ehli olmaz. O topluluğa, o zikir halakasına, o tasavvuf halakasına. Bir üstadın, bir mürşidi kamilin halakasına oturan kimse zamanla günahlardan kurtulur. Zamanla günah-ı kebairleri terk eder. Ve kardeş, dinlememişsin sen beni geçen hafta. Dinlememişsin. Dinle. Sözün başı dinle.
Geçen hafta dinleseydin bu soruyu sormazdın. Tabii geçen hafta konuşmaktan dinleyemediniz. İnsanların eksikliklerini, kusurları, eğer içki gibi sarhoşluk vermiş olsaydı burada ayık hiç kimse olmazdı. Kimin eksiğini kime soracağım? Bir kimsenin eksikliğini, kusurunu alnına yazmış olsaydı kim kimin yüzüne bakacaktı? Sen kalbindeki eksikliği gör, milletin donuna bakacağına kalbine bak. Milletin eteğinin boyunu ölçtüğüne kalbine bak. Kalbinde Allah sevgisi olsaydı ona dua ederdi. Kalbinde merhamet olsaydı, şefkat olsaydı, kalbinde dervişlik olsaydı onu uzandırmak için bana yazılıp göndermek üstadında bulunmazdı. Hangi cüretle o küstahlığı yapıyorsun? Kimsenin hakkı yok. Kimsenin. Burası zikrullah halakası. Burası tasavvuf halakası. Burada Kur'an ve sünnet dairesinde insanlar durduğu müddetçe kimsenin burada kimseye kendi odama bakmaya hakkı yok. Sizin huzurunuzu bozan bir şey varsa, sizin huzurunuzu bozan bir şey varsa, eğer orayı provoke ediyorsa, Kur'an ve sünnetin dışında bir davranışlarda bulunuyorsa, etrafı rahatsız etme noktasında, evet eyvallah, bu işin adabıdır. Deriz ki kardeş, boşalt burayı. Bu şekilde geldi. Eyvallah. Yapmayın. Defalarca söylüyorum bunu. Dinlemiyor demek ki insanlar. Dinlemiyor. Bir anlamı yok kardeşler. Dervişlik dinlemektir. Dinlemiyorsa bir anlamı yok. Samimiyetimle söylüyorum. Vaktinizi heba etmeyin. Dinlemiyorsa vakti heba etme. Bak işine. Allah bizi affetsin inşallah. Malum önümüzde seçimler var. Doğuyu ve Türkiye'yi karıştırıp bölmek isteyenler var. Cemaat olarak duruşumuz ve oyumuzu kullanma kararımız nasıl olmalı? Allah isabet etmesin hepinize inşallah. Tasavvuf anlayışımızda hilmin yeri nedir? Bir kimsenin manen görevli olması, ilim sahibi olması, onun insanlara tepeden bakmasına sebep mi olması lazım? Kim tepeden bakıyorsa ona şeytan musallat olmuştur, şeytanın emrine girmiştir. Kıymetli dostlar, Allah rızası için bir şey söylüyorum. Kadınlara, erkeklere, tekkede bulunanlara, bütün herkese var. Bizimle irtibatta bulunan bütün herkese. Tekkeler, dergahlar, hizmet etme yeridir. Şu kapıdan içeri birisi girdi mi, ona hizmet etmek yeridir. Hizmet etme. Ona merhametle, şefkatle, muhabbetle hizmet etme. Bu dergahta hizmet eden üstündür. Hizmet eden makbuldür. Merhametli, şefkatli davranan makbuldür. Merhametli, şefkatli yaklaşan makbuldür. Allah rızası için, Allah rızası için hizmet etmiyorsan otur, senden hizmet bekleyen yok. Ama başkasına tepeden bakma. Başkasına sert davranma. Hizmet et. Buraya gelene hizmet et. Eğer şu soruyu soran kardeş, bayanın pantolonuna takan, hizmet edeceğim deseydi,
hizmet edeceğim deseydi, derdi ki ya bu kardeşe ben bir daha gelirken yumuşaklıkla, tatlılıkla bir tane bol bir etek getireyim ona. Güzel, şık bir şey. Bir de kadınlar var, böyle kocaman çuval gibi etek giyiyorlar. Öyle değil. Ya bu kardeş derslere gelir geldiğinde burada giysin. Ben ona hediye edeyim. Böyle eleştireceğime hizmet edeyim ben ona. Ben o kardeşi yanıma alayım. O kardeşle sohbet edeyim. O kardeşle arkadaş olayım. O kardeşle muhabbet kurayım. Ben onu evime davet edeyim. Yemek yedireyim, su içireyim, hizmet edeyim ve ona ben tatlı, 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 yumuşak, yumuşak, yumuşak İslam'ın adabını, erkanını, ahlakını, kıyafet düsturlarını tatlı tatlı sevdirerekten ben ona anlatayım. Hizmet, hizmet. Eğer hizmet anlayışınız yoksa, eğer insanlara, derviş kardeşlerinize, etrafınıza merhamet ve şefkatiniz yoksa dervişliğiniz yok kardeşler. Bu herkes için geçerli. Yumuşak huyluluk, güzel sözlülük, tatlı dillilik, tatlı dillilik. Bir dervişin her şeyine hakim olmak. Evine, işine, dergahına, çocuklarına, eşlerine, neyi varsa annesine, babasına, arkadaşlarına, her şeyine hakim olmak. Her şeyine. Her şeyine. Siz birisine bağırırsınız, öbürkü duyar onu oradan. Birisine çok fazla bağırdığınızı. Bağırma, kızma ona. Kızma ona. Şahsı incitme. Şahsı çökertme orada. Çökertme. Buna hakkın yok. Ben şimdi kalkacağım Adnan'ı burada şahıs olarak bağıracağım. Buna hakkı yok kimsenin. Veya Adnan kalkacak bir derviş kardeşe bağıracak. Hakkı yok buna. Ahlakı söyler, adabı söyler, erkanı söyler. Onun şahsın üzerine hakkı yok. Hiç kimsenin hakkı yok. Yanınızda çalışan elemanlara hakkınız yok. Evdeki eşlerinize hakkınız yok. Evdeki çocuklarınıza hakkınız yok. Devamlı bağıran bir baba var evde. Devamlı bağıran bir anne var evde. Devamlı bağıran bir patron var iş yerinde. Devamlı bağıran bir şeyh var burada. Önüne geleni yakıyor, yıkıyor orada. Devamlı bağıran bir çavuş var. Bağırıyor adam devamlı. Hayır, bu İslam değil. Hayır. Bu ara çok doluyum, böyle sorular sormayın, yakarım başınızı. Bunlar İslam değil. Bunlar büyük rahatsızlık. Büyük rahatsızlık. İnsanların birbirlerine yumuşak davranmaması, sert davranması, birbirlerine saygısız davranması, birbirlerini bağırması, çağırması, eşine, çocuklarına, arkadaşlarına, çalışanlarına, etrafına, hep saçları dik. Kadının saçları hep dik, çocuklarına bağırıyor boyuna. Kadının saçları dik, adama bağırıyor boyuna. Gece yarısı saat 2'de gittim. Kadın habire daha bağırıyor adama. Ben içeri girdim. Beni çağırmışlar bir de. Problem çözeceğim ben. Kadın bağırıyor da. Kaldım böyle ben. Ne diyeceğim bilemedim. Çocuğa dedim abicim burada konuşacak bir şey yok dedim. Ya baksana bağırıyor mu dedim ben. Bağırıyor kadın boyuna. Kadına dedim sakin olacağım mı, konuşacak mısın, gideyim mi dedim ben. Böyle baktı bana da bağıracak. Dedim senin modun yüksek bana da bağıracaksın sen şimdi dedim. Kaldı. Haklı olsan ne olacak şimdi dedim. Haklı olsan ne olacak? Yapmayın. Yapma.
Adnan İbrahim'e bir iş verdi. İbrahim yapmadı. Adnan gidecek kendi yapacak. İbrahim'e neden yapmadın diye bağıracak. İbrahim'e bağırdı mı neden yapmadın diye bitti. Dermişlik o değil. Dermişlik bu değil. Kimse hilm ile yumuşaklıkla derdan adamı konuşulur, edebi konuşulur, ahlak konuşulur. Kızılacak yerde kızar insan. Hiddetlenecek yerde hiddetlenir. Gadaf var, gadaflanır. Ama şahsın üstünde değil. Şahsın üstünde değil. Bu yok. O yüzden kim hangi görevde olursa olsun kıymetli dostlar, herkes buraya Allah rızası için geliyor. Ben öyle inanıyorum. Buraya gelen herkes Allah rızası için geliyor. Allah'ın rızasına kavuşmak için geliyoruz. Allah için geliyoruz. Allah emrettiği için geliyoruz. Her ne için geldiyse. Burada adabımıza, erkanımıza, ahlakımıza dikkat edeceğiz. Dışarıda da dikkat edeceğiz. Hizmet edeceğiz. Bu kapı Allah'a hizmet kapısı. Hakk'a hizmet kapısı. Hakk'a hizmet kapısı. Herkes birbirine saygılı olmak zorunda. Herkes birbirine şefkatli ve merhametli olmak zorunda. Herkes. Herkes. Geçen hafta misafir var burada. Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an'a saygısı yok insanların. Kızgınlığım bu. Kur'an-ı Kerim okuyor. Misafir Kur'an-ı Kerim okuyor. Yapma. Edepsizliğin bir sınırı var. Yapma. Merhametimiz, yumuşaklığımız, bizim hilmimiz Kur'an ve sünnetin dışında olan bir şeye yumuşaklık göstermek değil. Yapma. Buna hakkı yok kimsenin. Konuşmacıya saygısızlık. Buna hakkı yok kimsenin. Buranın adabı, erkanı var. Gelirsin, oturursun, sohbeti dinlersin, zikrullahı yaparsın. Çay dağıtılırken konuşursun. Kimsenin ağzında kilit vurmuyor. Buraya geliyorsa bir kimse buranın adabını erkanına uyar. Diyorum ki ben hiç kimse kimse buradan müdahalede bulunmasın. Buranın adabı bu kardeşim. Müdahalede bulunma. Sen buraya insanların başına karışmak için mi gönderildin? Sen buraya milletin pantolonunu donunu incelemek için mi gönderildin? Karışma. Adabı bu. Bunun sonu yok. O zaman bir tane de kapıya bir tane adam dikeceğiz. Gelenlerin sakal boylarını ölçecek. Bir tane de adam dikeceğiz. Kapıya gelenlerin sarık renklerini, sarık boylarını ölçecek. Bir tane kapıya adam dikeceğiz o zaman. Gelen adamların pantolon boylarını ölçecek. Genişliklerini ölçecek. Var mı böyle bir şey ya? Kim verdi bu hakkı? Ben Kur'an ve sünnet dairesinde buranın adabını korumaya çalışıyorum. Bir kimse, bayan, erkek hiç önemli değil. Buradaki adaba uyacak, öğrendiğine uyacak, dinlediğine uyacak. Yeni gelmiş bir kimse bilmiyor. Ona dersin ki tatlı bir şekilde. Kardeş buranın adabı sohbet başlayınca konuşulmuyor. Hakkı helal et. Sohbetten sonra görüşelim. Bitti. Zaten yeni gelen bir kimse konuşmaz. Neden bilmiyor, tanıdığı yok, bildiği yok, gördüğü yok, kimseyi tanımadığından susar, bekler zaten. Bilen yapıyor bunu. Neden?
bilgiçlik küstahlık getirir. Bilgiçlik küstahlıktır çünkü. Bilgi küstahlık değildir. Bilgiçlik küstahlıktır. Bilgi hiçbir zaman küstahlık değildir. Bilgiyi elde ettiğini zanneden ahmak kafalı bilginç, o küstahlık eder. Bilmekle bilgiçlik farklıdır çünkü. Allah bizi affetsin. O yüzden kıymetli dostlar, bunları konuşmaktan utanıyorum. Konuşmaktan utanıyorum. Allah affetsin. Ben 25 yıldan beri dergahların içindeyim, bu dergahın içindeyim. 25 yıl olmuş. Lütfen Allah rızası için birbirlerinize hürmetle, hizmetle, saygıyla, edeple, merhametle, şefkatle davranın. Allah rızası için. Bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Allah rızası için diyorum. Adaptan, erkandan, ahlaktan, çizgiden ayrılmayın. Yani ne diyeyim, her ders burada, ya bazen şurada köşede oturuyorum, Hüseyin'in söylediklerinden ben utanıyorum orada. Ya 4-5 ders benden geldim ya, yok böyle bir şey. Susun, 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 susun. Ne yapacak adamlar? Eline sopanı sustursun mu milleti? Yok böyle bir şey. Allah bizi affeder. Allah affeder. Ondan sonra ne olacak? İşte kadınların dersini mi alacaksın? Yok işte kadınlar şöyle olacak. Ne yapayım dedim ya. Anlatmışım, anlatmışım, anlatmışım. Hiçbir şey anlatamamışım. Kabahat ben de dedim demek ki dedim. Demek ki kabahat ben de anlatamadım. Anlatamamışım, eksik kalmışım. O yüzden bayan kardeşler kendilerine bir üstad arayabilirler. Eksik bir üstad var karşılarında, anlatamamış onlara bir şey. Bir şey de verememiş. Bütün hepsi de. Evet. Ya bir kimse bir şey anlatamadıysa ne duracağım ben orada? Ben olsam durmam orada. Yani o kimse bir şey veremiyorsa onlara durmanın bir anlamı yok. Bu ciddi ve samimi, böyle resmen çekme değil bu. Ben 25 yıldan beri dinin içindeyim kıymetli dostlar. Benim geçimim dinden değil. Benim akşam yemeğim dervişlerden gelmedi. Benim cebim dizime kadar uzun değil. Benim oturduğum bir yerde minderin altına para koymuyorlar. Benim evime gelip koltuğumun arkasına para atmıyor kimse. Benim yanıma gelip efendim harçlanırsın deyip de cebime kimse para koymuyor. İnsanların kulu değilim ben. Ben şeyhime gideceğim deyip de dervişlerden para toplayıp da onların kulu kölesi olan değilim. Ben şeyhe para toplayacağım deyip de dervişlerden para toplayıp dervişlere kul köle olanlardan değilim ben. Ben ticaret yaptım, battım, battım, çıktım, çıktım, borçlandım, borçlandım, ödedim, ödedim. Ben kendi ekmeğimi yiyen insanım. Bu herkes için daim olan. O yüzden hiçbir zaman, hiçbir zaman ben dervişin kölesi olmadım. Kölesi olsaydım iflas etmezdim ben. Bana bazı arkadaşlar geldiler, dediler ki
Bizim yanımızda ol. Senin neye ihtiyacın varsa görelim derler. Öyle demeler mi Elza abi? Bizim hürriyetim benim. Hürriyetim. Benim her şeyimden kıymetli. O yüzden dinlemiyor. Bırak kardeşim git ya. Ben şehliğimi ispat etmek için yola çıkmadım. Benim böyle bir derdim yok. Ben üstadım diye de yola çıkmadım. Benim böyle bir derdim yok. İnsanlar beni üstad tanıyacakmış, tanımayacakmış. Beni şeyh bilecekmiş, bilmeyecekmiş. Beni mürşit bilecekmiş, bilmeyecekmiş. Zerrece derdim yok. Ben nereye gitsem Allah ve Resulü'nü anlatacağım. Adamın erkanlarını anlatacağım. Nereye gidersem gideyim. Millet beni ne tanırsa tanırsın, ne bilirse bilsin. Geçen gün Hacı Cafer diyordu bana. Anlamıyorduk diyordu. Ben dağın başına çıkar, orada da bir cemaat kurarım diyordunuz dedi. Kuruyorsunuz dedi. Tekrar söylüyor. Bunu arkadaşlar bilirler, 10 yıl önce söylediydim ben bu sözü. Giderim dedim, bir kenardan başlarım, yeniden bir cemaat kurarım ben. Anlatırım insanlara. Ben yeniden bir cemaat kurarım. Bu erkek arkadaşlar için söylemiyorum bunu. Böyle size bakıyorum, siz üstünüze alınmayın. Ben yeniden bir cemaat kurarım. Uyunmayacakmış gece, uyumam Allah'ın izniyle. Yatılmayacakmış, yatmam Allah'ın izniyle. Yol gidilecekmiş, giderim Allah'ın izniyle. Giderim. Allah bana bir daha verir. Ben ticarette de aynı şekilde, dergahta da aynı şekilde. İstiyor musun bunları mı istiyorum? Veririm ben ona. Veririm. Allah bana verir ya. Adam benim ya arka tarafımda yanmasa da faizin hesabını yaptı. Derviş kardeşim benim. Faizin hesabını yaptı. Yıl, aylık bilmem kaç tane faiz koydu. Alacaklısından anlaştılar. Bitti. Bana dedi ki sen kefilsin. Güldüm. Öyle miyim dedim ben. Öylesin dedi. İyi o zaman dedim ben. Gitti. Ben onu fabrikaya bıraktım. Fabrikayı bıraktım ben. Eski arkadaşlar dediler bıraktım ya. Kestim faturayı. Var koydum önüne. Al dedim. Allah bana verdi. Allah bana verdi. Hayır. Adab ve erkan neyse o yaşanacak. Hazreti Pir-i Geylani'nin sözünü hiç unutmayın. Bir edebime binlerce derviş feda ederim demiş. Hayır. Hiç kimsenin küstahlık yapmaya hakkı yok. Hiç kimsenin edepsizlik yapmaya hakkı yok. Hiç kimsenin bir başkasının üzerinde eksiğini kusurunu araştırmaya hakkı yok. Hiç kimsenin bir başkasının özel hayatını araştırmaya hakkı yok. Yok. Hiç kimsenin. Yok kardeşler. Biraz bugün ağır bir havada geçiyor sohbet ama doluyum. Geçen haftaki gelen misafir derviş, biz alandık burada. Geçen haftaki misafirin adabından, erkanından, ahlakından, oturuşundan, ağırlığından, bizim kardeşlerimizin yaptığı şeyden, yaptığının kardeşi, onun o halinden, bizim kardeşlerimizin yaptığı hafiflikten yerin dibine girdim. Böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Kimsenin hakkı yok böyle bir şeye. Ben bir haftadır uyku uyumuyorum. Bir haftadır. Açıkça konuşuyorum, münacat ediyorum gece gündüz. Bütün kadınların dersini alayım göndereyim diyor. Yeniden kadın cemaati kurulacaksa yeniden kurulur. Dünya yeniden yıkılır, yeniden kurulur.
Ben dünyanın yeniden yıkılıp yeniden kurulacağına inanan bir insanım. Ben buna inanan insanım. Bayındır'da hiç kimse yoktu. Cenab-ı Hak lütfetti, ikram etti, ihsan etti, orada cemaat oldu. Ödemiş'te de hiç kimse yoktu. Cenab-ı Hak lütfetti, ikram etti, ihsan etti, orada da cemaat oldu. Bursa'da da hiç kimse yoktu. Allah lütfetti, ikram etti, Bursa'da da cemaat oldu. İstanbul'da da hiç kimse yoktu. Samsun'da da öncedenki hiç kimse yoktu. Tokat'ta da yoktu. Kayseri'de de yoktu. Şeyh Efendi ile beraber dolaştığımız zamanlarda. Aydın'da da yoktu. Denizli'de de yoktu. Nazilli'de de yoktu. İzmir'in içinde de yoktu. Ben bu Şeyh Efendi Hazretleri ile beraber dolaştığımız yerlerin hiçbir tanesine gitmedim. Şeyh Efendi Hazretleri vefat ettikten sonra. Bir tanesinin kapısını tıklatmadım. Bir tanesine demedim. Ben geldim Denizli'deyim. Ben geldim Nazilli'deyim. Ben geldim Aydın'dayım. Ben geldim İzmir'deyim. Ben geldim Samsun'dayım. Ben geldim Tokat'tayım. Demedim hiçbirisine. Kendi kendime dedim ki ben üstadım için hizmet ettim, koşturdum. Bana şey geldi, yani ya ben geldim bak işte, yani bana bir kapı açın. Hayır. Kapı açacaksa Allah kapı açacak. Allah açacak kapıyı. İnsanlardan bir şey istemez. İnsan bugün verir, yarın ister. İnsanoğlu bugün verir, yarın ister. Kadın bugün çanağını verir, yarın çanağını ister. Kadın bugün çeyizini evine getirir, yarın o çeyizini ister adamdan. İster. Adam getirir evinden bir tane çaput, karısından o çaputun hesabını sorar. İnsanoğlu ister. İster. Verdiğini ister insanoğlu. Canı sıkılır ister. Canı sıkılır ben sana bunu yapmadım dedim der. Der. Ham. Adam zorla bizi yemeğe davet etti, etti, etti. Zorla çağırdı, çağırdı, çağırdı. Gittik adam iki sefer, üç sefer evinde yemek yemişizdir. Zehir sıkkın olsun dedim der. Eyvah dedim lan ya. Bayındır'da hayatta görmemişiz biz. Öyle bir hayat yaşamadık ki biz. Adam bitirdi, yemeğe zehir zıkkım olsun der mi ya? Bir de zorla davet etmiş. Çağırır çağırır. Ölüler gibi yavara yavara. Dedim ya ne yapayım bu adamın parasını vereyim ben. Kendi kendime düşündüm, ona hesapladım. Bu insan yediği yemeğe hesaplar mı? Bunları yaşadık biz. Aklına gelir mi? Ben şimdi acı revizinin elinde kaç sefer yemek yedim diye hesaplayacağım. İyi kazıymışım. Hesapladım. Ben 3 sefer yemek yemişim adamın evinde. Dedim al kardeş 3 sefer yemek yemişim senin evinde. Zıkkım etmişim. Verdik parasını. Cafer var. Cafer burada mı? Gelmedi mi? Cafer vardı yanımda. Geldi. Ben parayı gönderdim tabana. Parayı dükkan attı. Nasıl böyle şey? Ya zehir zıkkım etmişim dedim. Etmedim diyemiyorum. Ben sinirle söyledim dedim. Ya sinirle söyledim var mı dedim. Al para. Atıyor parayı. Bir daha verdim bir daha attı. Cafer dedim Cafer al bunu dedim. Bu karan birisine. İnsan ister. İster. Allah. O kadir mutlak. O bir şeyi bahşederse istemez geri. O bir şey lütfedip verdi mi istemez geri. İstemez geri. O yüzden dostlar yol bu değil. Böyle olmaz.
Bu asla bu erkan olmaz. Yok, hayır. Yok. Ayet-i Kerim var. Siz peygamberin huzurunda seslerinizi yükseltmeyiniz. Ayet-i Kerim'i. Nereye koyacağız bu ayet-i Kerim'i? Her gidiş ki yolumuz nübüvvet yolu. Nübüvvet yolu ne demek? Kardeş, biz her daim huzuru Resulullah'tayız. Hem diyeceksin ki huzuru Resulullah'tayız, hem de huzuru Resulullah'ta sen sesini yükselteceksin. Olmadı. Buna hakkı yok kimsenin. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Ben Hüseyin burada, Hüseyin diyor. Hüseyin kaç yıldır? 21 yıldır yanımda. 20 yıldır yanımızda adam. Hüseyin, seni utandıracak bir şey yaptıysam tut yakamdan beni. 20 yıldır adam burada. 20 yıl oldu. 20 yıl. Adam yaşını söyledi. Geçen gün dondum kaldım. Hala da bana 20 yaşında gitmiş gibi geliyor adam. Adamlar 40'ı geçtiler. Biri sağında, biri solunda. Remzi abi kaç yıl oldu? 16 yıl olmuş Hacı Remzi ile. 16 yıl. 20 yıl şu sağımdakiler, solumdakiler. 91-2001 değil mi Hüseyin Emre? Değil mi Adnan? 2001, 20 yıl. Yok. Asla ve asla. Bu benim yolum. Benim yolum derken Kur'an ve sünnet. Herkes Kur'an ve sünnetin adabına, erkanına uyacak. Bir kimse yeni gelmiş, bilmiyordur. O bu noktadan sorumlu değildir. Yeni gelmiştir, bilmiyor. Ama o bilmeyen kimse bunun dışındadır. Ama bir kimse biliyor mu bunu? Biliyor. Ve bile bile bunu işliyor mu? İşliyor. Gözümün içine baka baka yapıyor mu bunu? Yapıyor. Yok kardeş. Senden bizim işimiz olmaz. Olmaz. Bizim hilmimiz, bizim yumuşaklığımız, bizim sevgi dolu olmamız ahlaksızlığımıza, edepsizliğimize, adapsızlığımıza, erkansızlığımıza kapı değildir. Yani kırmayalım, üzmeyelim, incitmeyelim, hadi seslenmeyelim, öğrenecekler, hadi yapıştıralım, muhabbet gösterelim, hadi görmemezlikten gelelim, hadi duymamazlıktan gelelim. Yok kardeş. Hayır. Hayır. Salak değilim orta yerde. Oyuncak da değilim. Görmediğimi, anlamadığımı, bilmediğimi zannetmeyin. Daha ileri konuşmak istemiyorum. Ne düşündüğünüzü dahi bilmediğimi zannetmeyin. Oyuncak mıyım orta yerde? Yani yumuşak davrandıkça, sessiz durdukça, hadi ya boşver bunlarla uğraşmayayım, şimdi bunlara takılmayayım, daha büyük hedeflerim var dedikçe, daha yüksek, daha büyük hedefe koşacağım dedikçe, zannetmeyin ki bilmediğimden değil. İşim olmaz edepsizlerle, işim olmaz adamsızlarla. Zikrullah'a gelir gider o kimse. İşim olmaz. Ona oradan kalk buraya otur daha demem. İşim olmaz. Adam karısına istediği gibi dövecek, sövecek, hakaret edecek. Kadın kocasını istediği gibi dövecek, sövecek, hakaret edecek. Çocuğuna istediği gibi dövecek, sövecek, hakaret edecek. Ondan sonra gelecek burada dervişlik yapacak. İşim olmaz. Adam etrafına zulmedecek, etrafına bağıracak, çağıracak, ödemeyecek, kıracak, dövecek, yapacak, yapacak. Gelecek burada derviş olacak. Yok işim olmaz ya.
Yok, hayır. Ona bunu buradan şunu kaldır da demem. Demem. Edepse edep, adapsa adam. Yok öyle bir şey. Hayır. Şuradaki bütün herkes emanet. Herkes emanetine riayet edecek. Emanete hiyanet edenler. İşim olmaz. Yüzünüze söylüyorum. Burada birisi birisinin karısına, kızına askıntı olmuş. İşim olmaz. Birisi birisinin karısına, kızına, işine, aşına, eşine gözünü dikmiş. İşim olmaz. Gözü çıksın onun. İşim olmaz. Asla. Asla da asla. Hayır. Buna hakkı yok kimsenin. Buna hakkı yok. Hiç kimsenin. Unutamayacağım. 1025 yıl geçti. Geçen hafta yaşadığımı unutamayacağım. Ben sararım bir şeyi. Bunu da söylerim herkese. Ben sararım bir şeyi. Sararım ben şimdi onu. Yapmaya hakkı yok kimsenin. Ben sarmıyorum zanneder. Ben adamın bir hareketini görür sararım ben onu. Bir insan bir hareketini görür sararım ben onu. Sararım. Hakkı yok onu yapmaya. Bu cemaatli duran bir kimsenin hakkı yok. Hayır. Yok. Allah bizi affetsin. Baya buradan abdest alır da herkes. Bu yakın yerde durmaz. Benim saklım gizlim yoktur hiçbir zaman. Bu yakın yerde durmaz mı? Bu bir yere çarpar. Çarpar bir yere bu. Olmaz böyle bir şey. Kurunun yanında yaş deniyor. Yaş değmeyecek. Konuşmayın, konuşmayın kardeş. Adaplı olun, adaplı olun. Edepli olun, edepli olun. Oturun. Yapmayın. Dergahımızda hizmet etmek isteyen kimselerin, mesela Gazcılar'da tekkede görev almak isteyen kimselerin bulundukları bölge ya da mahalle sorumlularının izin almaları gerekir mi? Sorumlu kardeşler kendi istiyatifleri engel olabilirler. Ya normalde her şeyin bir adabı erkanı vardır. Bir kimse hizmet edecek kendince, ya ben bugün çay dağıtmak istiyorum, böyle bir şey yok. Sen çay dağıtmak istiyorsan onun bir adabı erkanı vardır, bir sırası vardır. Sen de sıraya girersin, çayı dağıtırsın. Yok, o bugün dağıtacak, yok böyle bir şey. Her şeyin. Tekkelerde, dergahlarda her şeyin bir adab-ı erkan vardır. Hizmet edecek olan kimsenin, hiç kimsenin önüne hizmet noktasında engel konmaz. Ama adab konu. Denir ki kardeş, bugün çay dağıtan işte X kimse. O dağıtıyor. Yarın bir başkası dağıtacak. Sıraya girecek. Yok, o gün yapacak bu. Öyle bir şey yok. Allah bizi affetsin. Her şeyin bir sorumlusu var. Adam şimdi ben bu gece ben hizmet etmek istiyorum. Tekke'de bu gece semaya çıkacağım. Sen bunun olmadığını zannediyorsun. Telefon açıyorlar. Ben bir gördüm, bir gördüm. Bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti. Bir sevindim, bir sevdim. Bu akşam ben de beyazları giyip semaya çıkmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş, onun bir edebi, adabı var, bir eğitimi var, bir düzeni var, bir sistemi var. Böyle olması lazım. Siz diyorsunuz ya bu kapı herkese açık. Ya bu kapı herkese açık, gel sohbeti dinle. Zikrullah, hayır, yok. O gün beyazları giyip sema edecek, yani fotoğraf çektirecek yani.
adab kardeş, bu adabı da biz yok edemeyiz. Veya hizmet edecek. Adam elini almış, gelmiş şiiri şeye, kapalı spor salonuna. Bana bu akşam söylediler, bu şiiri burada okumam lazım diyor. Baktım, hoş geldin dedim ben de. Yani manevi onunki gelişi. Bana demediler dedim, bu adamın şiirini okur diye. Kaldı şimdi bu. Bana deselerdi ki dedim ben, yarın akşam seni gösterip böyle bir kimse gelecek, şiir okuyacak burada deseydi dedim ben, yani biz de okuturduk senin dedim burada şiir. Yok, bu adam onu manevi bir süs versek, orada şiir okuyacak. Tasavvufta hiçbir şey başıboş değildir. Hizmet etmek isteyenler, bir hizmet varsa sıraya girerler, sıraları geldiklerinde hizmet ederler. Ya ben hizmet edecektim, kardeş sıram varsa hizmet edeceğim. Ya ortalığı süpürecek, süpürecekleri zaman geldi. Süpürecekleri zaman geldi. Hizmet edenler de hizmet ettiklerine tepeden bakmayacaklar. Darül Harp'te cuma namazı farz mıdır? Cuma namazı ayetle sabit. Nerede olursa olsun bir kılın ise kılmaya muktedir ise cumayı kılar. Cumayı kılmaya muktedir ise bir kimse cumayı kılar. Osmanlı Devleti gibi büyük bir İslam medeniyetindeki taht, Osmanlı Devleti İslam medeniyeti değildir. Osmanlı Devleti İslam medeniyetinden faydalanmış bir devlet. İslam medeniyetinin hakim olması için uğraş vermiş bir devlettir. Osmanlı Devleti İslam medeniyeti değildir. Taht kavgalarını ve şehzadelerin birbirlerini öldürülmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bunlar, siz bugünden bakarak da o günü değerlendiremezsiniz. Yani şimdi biz bugüne bakacağız, nereyi değerlendireceğiz? Burası tekke mi şimdi? Değil. Burası dergah mı? Değil. Bakın değil. Burası bir tarikat mı? Değil. Şimdi 20 yıl sonra adam gelecek bizi eleştirecek. Belki de. Bizim ne yaşadığımızı biliyor mu? Hayır. Burada şimdi yeni gelen arkadaşlar bizim 10 yıl önce, bak çok yakın tarih, 10 yıl önce 28 Şubat'ta ne yaşadığımızı biliyorlar mı? Bilmiyor kimse. Biz İsmail Hakkı Tekkesi'nde Hacı Remzi abiye dedim mevlüt sahibi sensin, babana mevlüt okutuyorum. Basacağız diye haber verdiler, basılacak bugün orası diye. Bakın ne çılgınlık, kendi kendime düşünüyorum, geriye dönüp bakıyorum, Allah bir çılgınlık vermiş bana da. Ya bana haber veriyorlar bugün tekkede basıncınız diye, ben o basılmaya karşılık oradan geri dönmüyorum. Hacı Remzi'ye diyorum ki, Remzi abi git, bugün mevlüt okutuyorsun sen tekkede, babanın hayrına. Ya o da ne diyor adam, İTÜ mezunu, Hitit mezunu, ya beni de yalan gönderecekler diye o da düşünmüyor. Tamam diyor. O da gidiyor, ben bugün babamı mevlüt okutuyorum diyor. Ben odanın içindeyim, Hacı Remzi polislerin diyor ki, mevlüt sahibi benim kardeşim, götürecekseniz beni götürün diyor. Ondan Mustafa Özbağ istiyorlar. Bakın görüyor musunuz mu? Nereden ne imtihan çıkıyor insanlara? Bakın nereden ne imtihan çıkıyor? Tasavvufa bakın, tarikata bakın. Bacana bana diyor ki çık abi ya diyor, teslim olsan onları ne olacak ki diyor. Ben burada değilim onları diyor. Dedim ki senin duvarda resmine çıkarlar.
Hacı Remzi abi de diyor ki polislere, beni götürün kardeşim, götüreceksiniz. Mevlüt sahibi benim diyor. Onlar da diyorlar ki biz Mustafa Özbağ'ı götüreceğiz. Almadan da buradan gitmiyoruz. Öyle değil miydi, değil mi Remzi abi? Benim ayakkabılarımı da adam getirdi gece. Ben arkadan ayakkabısız çıktım. Yaşandı bunlar. Şimdi adam 10 yıl öncesine bakacak. Belki de bizi eleştirecek adam. Bizim ne yaşadığımızı biliyor mu? Bilmiyor. Biz de şimdi Osmanlı'nın ne yaşadığını biliyoruz mu? Bilmiyoruz. Otur şimdi, işin yoksa Osmanlı'yı eleştir. Eleştirmiyoruz ecdadımızı kardeş. Kardeş kalbine fetva vermişler, doğru vermişler. Doğru vermişler. Bir devlette iki padişah olmaz. Bir dergahta iki tane şeyh olmaz. Bir evde iki tane adam olmaz. Bir karının iki kocası olmaz. Bir yerin iki patron olmaz, bir tane olur. Bir yerin iki sorumlusu olmaz, bir tane olur. Bir devletin de iki tane başkan olmaz, bir tane olur. Biz şimdi çok başlılıktan çekiyoruz işte bak. Cumhurbaşkanı ayrı, başbakanı ayrı, genelkurmay başkanı ayrı, yargıtay başkanı ayrı, sayıştay başkanı ayrı, danıştay başkanı ayrı. Ayrı, Allah Allah ayrı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes haklı, herkes doğru. Herkes kendini doğru çekiyor. Horozun konulduğu yerde sabah erken oluyor. Birinin hoşuna gitmiyor, ihtilal yapmaya kalkıyor. Birinin hoşuna gitmiyor, bir şeyi kapatmaya kalkıyor. Birinin hoşuna gitmiyor, o oradan bir şey söylüyor. Öbürki imzalamıyor. Daha ne sonumuz? Dergahlar da aynı. Batar dergah. Tekkeden iki tane sorun olsun batar. Yok, oranın sorumlusu belli. Kim? Adnan Hoca. Bitti kardeş. İçinden sorumlusu o. Dış ilişkilerden kim sorumlu? Cafer sorumlu. Onun da işi o. İki tane olursa batar kardeş. Hüseyin Aga komple Bursa'nın ve çevre illerinin agası. Hüseyin Aga. Batar mı bütün? Batar. Allah bizi affetsin. Geçin Osmanlı'yı. Kendinize bakın. Kendinizde iki hakimiyet olunca batarsınız. Bir hakimiyet olacak ki Kur'an ve sünnet. Nefis geldi mi batarsınız. Üstad, malumunuz seçim zamanı dergahımız olarak hangi partinin gölgesi altındayız? Ya biz kimiz ki gölgesi altına girelim bir parti? Biz Allah'ın gölgesindeyiz. Ne alakası var? Görevli arkadaşlar herhangi bir partide görev yapabilirler mi? Hayır. Hiçbir görevimiz hiçbir partide hizmet etmez. Yok zaten şu anda da hizmet eden. Yok zaten herhangi birisinde bir herhangi bir partide görevi. Daha önce belediye meclisleriyle alakalı benim söylediklerim var. Bunun haricinde hiç kimse yok. İsmail Gürsu'dan belediye meclisine giriyordu. Ben söyledim. Hacı Erkan'ı şeyde katmak istedim. Ne o? Demirtaş'ta. Onu da ben söyledim. Ben söyledim. Birine söylenecekse yine söyler. Böyle bir şeyimiz yok. Derviş kardeşler partilerin propagandalarını çağırabilirler mi? Çağırabilirler. Biz buna nasıl tepki vermeliyiz? İster katılırsın, ister katılmazsın.
Biz tepki verince üstadın emri var deniliyor, ne yapmalıyız? Yani hiç kimseye emir vermem. Bir partiye gidin çalışın diye. Daha hiç kimseye söylememiş.